Efendim deniyor ki bu anayasa değişikliği geçerse terör kesin bitecek. İnanan var mı? İnanan var mı? Ya 15 yıldır iktidardalar. Terörü bitirmek istediler de kim engel oldu? Şimdi bitiremiyorlar. Efendim bu geçerse terör bitecekmiş. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Efendim diyorlar ki bu anayasa değişikliği geçerse ekonomide istikrar gelecekmiş. İnanan var mı Allah aşkına? İnanan var mı? Ya 15 yıldır iktidardasınız kardeşim. İstediğiniz kanunu çıkardınız. İstediğiniz kararnameyi çıkardınız. İstediğinizi yaptınız. E şimdi siz ekonomik istikrarı sağlamak için anayasa değişikliğine mi ihtiyaç var? Yok. Ne terörün ne ekonomik istikrarın anayasa değişikliğiyle bir ilgisi yok. Varsa diyorlarsa çıksınlar desinler ki şu maddenin ilgisi var. Şu maddenin. Ben de diyeyim ki ya doğru bak biz o maddeyi okumamışız. Söylesinler. Böyle bir şey yok. Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? Çiftçinin sorununu çözecek mi? Esnafın sorununu çözecek mi? Terör sorununu çözecek mi? İstikrar sorununu çözecek mi? Hangi sorununu çözecek? Emeklinin sorununu çözecek mi? Gençlerin işsizlik sorununu çözecek mi? O zaman niye bu anayasa değişikliği yapılıyor? Getirilmeyecek istenen sistemin freni yoktur. Çünkü hesap freni yoktur. Bu sistemde parayı veriyoruz ama denetim sıfır, denetim yok. Ya apartmanı bile denetliyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti denetim dışında kalacak. Bütün yetkiyi bir kişiye verdik. Devleti yeniden yapılandırıyor. İstediği kişileri atayabiliyor. Eğer bu kişiyi, bu bir kişiyi bir devlet kandırırsa, bir grup kandırırsa, bir kişi kandırırsa 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirir. Hiçbir mekanizması yoktur. Nasıl geçirirsiniz? Müsteşarları o tayin edecek. Bakanları o tayin edecek. Genel müdürleri o tayin edecek. Emniyet müdürlerini o tayin edecek. Müftüleri o tayin edecek. Müsteşar yardımcılarını o tayin edecek. Daire başkanlarını o tayin edecek. Bir saatte hazırlık yapılır 24 saatte. Bir saatte resmi gazetede yayınlanır. Devletin bütün kadroları 24 saat içinde değişir. Hani diyorlar ya FETÖ, FETÖ, FETÖ. FETÖ örgütü devleti ele geçirmek için hani paralel devlet yapılanması ne kadar çalıştı? 30-35 yıldır çalışıyor diyorlar. 30-35 yıla gerek yok. Bir kişiyi kandıracaksın, bir kişiyi ikna edeceksin, devleti zaten ele geçiriyorsun. Şimdi aklımızı kullanma zamanı. Bu işin sağı solu yok. Bu işin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Bu iş bir memleket meselesi. Geleceğimiz meselesi. 80 milyon vatandaş bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu anayasa değişikliği toplumu bölüyor. Oysa anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Benim de anayasam olacak, benim gibi düşünmeyenin de anayasası olacak. Gerginlik yaratmak istiyorlar. Kutuplaşma yaratmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu acaba bu dili kullanarak bir tuzak mı hazırlıyor? Asla, asla ve asla. Ülkemi seviyorum. Hangi görüşten olursa olsun insansa Kemal kardeşlerinin başının üstünde yeri vardır. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.